Fakirlik kader mi? Hayır, fakirlik kader değildir. Tam tersine başarılı olmak için en önemli sebeptir. Her gün kalk okula git, okuldan çık kasaba git şeklinde. Ortaokula gittim. Aldım karneyi babama verdim. Baba benden sana hayır yok. Ben çalışmalıyım. Ben para kazanmalıyım. Bu evde biri bunu yıkmalı, kırmalı. Çalışarak, çalarak, çırparak, yakarak, yıkarak, dökerek. Hayır. Sadece çalışarak olabilirdi. Para yemek için değil, var olmak için değil. Kimlikli, kişilikli yaşayabilmekti. Saygı duyulan insanlar olarak yaşamaktı. En önemlisi insan saygın değilse, değerli değilse hiçbir anlamınız ve değeriniz yok. İnsan yeryüzünün en değerli yaratığıdır. Hak ettiği değeri görmelidir. Allah yaratıcıdır. Vermez, yoktan yaratır. Bizler yaratıcı oluruz. Neyi? Allah'ın verdiklerini geliştirerek, değiştirerek yaratıcı, yaratıcı, yaratıcı olacaksa ben işimi öyle yaptım. Usta demek, yeryüzüne köklerini, gökyüzüne dallarını salan çınar demektir. Benim dal yetiştirdiğim insanlar. Erzincan doğumluyum, 1959. Annem 10 tane çocuk doğurmuş. 5 ölmüş, 5'i kalmış. O 5 tane İstanbul'a getirmişler yaşasınlar diye. O gelenlerden en alttan ikinciyim. Çok zor bir hayattı. Önce bir gecekonduya. Gecekonduda aile sığmayınca bir kapıcı dairesine yerleştik. Hayatım orada devam etti. Okula kadar da orada devam ettik. Çocukluğum olmadı. Çocukluğum, gençliğim ve delikanlılığım hiçbiri olmadı. Çünkü 10 yaşında çalışmaya başladım. Aile son derece fakir bir aile olduğu için okulda bize fakirlik listesinde, fakirler listesinde olduğumuz için yardım veriyorlardı. O gün okuldaki o yardım konusunda çok gururumu kırdılar. Eve gittiğimde babam ağlıya zırlıya gittim eve. Yani çok o durum çok kırılmıştı benim. Ağlıya zırlıya eve gittim ve babam dedi ki ne oldu kavga mı ettin dedi. Dedim hayır baba ben okula gitmek istemiyorum. Neden dedi? Ben dedim kapıcı olmak istemiyorum. Babam aynen kapıcı olmak istemiyorsan okula gideceksin dedi. Hayır dedim. Konu bitti, o anda konu bitti. Yattım, kalktım, aldım çantayı, okula gittim. O zaman sabahçı ve öğrenci statüsünde okunuyordu. Sabahleyin kalktım, okula gittim. Okuldan çıktım, eve gitmedim. Eve doğru kasaplar çarşısına gittim. Bir kasaba çırak oldum. Kendime ilk verdiğim söz buydu. Çalışacağım, para kazanacağım ve okuldaki o fakirlik yardımını almayacağımdı. Ve o günde bir kasaba gittim, çırak oldum. O günden sonra her gün okula, sabah okula, okuldan çık, kasaba şeklinde hayatım başladı, iş hayatım böyle başladı. Fakirlik kader mi? Hayır, fakirlik kader değildir. Tam tersine başarılı olmak için en önemli sebeptir. Yine ilkokulu bitirinceye kadar okula devam ettim. Ama ilkokulu bitirdiğimde babam beni zorla ortaokula gönderdi. Ama hangi şartlarda? Her gün kalk, okula git, okuldan çık, kasaba git şeklinde. Ortaokula gittim. Zorla gönderdi. Ortaokulda da aynı şekilde. Hem okula, sabah okula, öğleden sonra işe gidiyordum. Bu sefer ne oldu? Sınıfta kaldım. Aldım karneyi babama verdim. Baba benden sana hayır yok. Ben çalışmalıyım. Ben para kazanmam. Çünkü odak noktam şu. Bu evde biri bunu yıkmalı, kırmalı. Babamdan ve ailemden öğrendiğim şey ancak bir çalışarak olabilirdi. Çalışarak, çalarak, çırparak, yakarak, yıkarak, dökerek. Hayır. Sadece çalışarak olabilirdi. Tam gün mesela sınıfta kalınca tam gün çalışmaya başladım. Ve tam gün o günden sonra 365 gün 18 saat 20 saat gerektiğinde 22 saat gerektiğinde 24 saat gerektiğinde 48 saat gerektiğinde 36 saat hiç uyumadan sadece çalıştım. Çok çalışkandım. Bir süre sonra çok kısa süre sonra adeta dükkanın sahibi olmuştum. Mesela 17 yaşına geldiğimde adamın dükkanının ismini değiştirdim. Dükkanın ismini değiştirmemin sebebi mesela Bahar Kasabı. Bütün kasapların adı Bahar'dı. Şen Kasap, Bahar Kasap, Ayla Kasap. Bizimki de Bahar'dı. Dedim ki ya bizimki farklı olsun, ayrı olsun, ne olsun? Günaydın olsun. Günaydın gazetesinden bana çok güç algısı yarattığı için o günlerde. Günaydın dedim, günaydın oldu. Sonradan bizim olacak dükkanın ismini ben koymuşum yani. Askere gittim, döndüm. Döndüğümden sonra da o çalışmış olduğum dükkanı ortağı olduk. İşte buraya kadarki hikayenin sonucunda şu çıkar. Emek kutsaldır. Emek verdiğinizde yüreğinizde size ne zaman olursa olsun bir gün hak olarak geri gelir.
askere gittim geldim. Patron dedi ki askere gidip gelince senin dükkanı ortak edeceğim dedi ama vazgeçti. İşte dünyanın sonu gelmişti. Dünyanın, benim için dünyanın sonu gelmişti. Evet. Ama hemen kutsal olur demiştik ya. Derhal hemen bir şeyler olmaya başladı. Ne oldu biliyor musunuz? Bugünkü ortaklarım İsmet ve Nimet Yalçın kardeşler geldiler. Dediler ki bu dükkanı devralalım. Birkaç tane daha adam bulalım. Buldular, getirdiler. 7 ortak olduk. Patronun dükkanı devraldık. Bir süre sonra bize yetmemeye başladı. Fark edilmemiz gerekiyordu. Öyle bir şey yapalım ki dedik. Herkes bizi fark etsin. O dükkanı yıktık. Paramız yoktu. Dünyadaki ilk Amerikan varlı kütüphaneli kasabı yaptık. Bunu gören basın ne dedi biliyor musun? Meslene çatlatan adamlar. Bütün basın bunu fark edince biz de fark edilmiş olduk. Bam! Patladı gitti. Sonra biz dedik ki artık biz ki restorançılığa geçeceğiz dedik. Ortağım Nimet Bey'le oturduk konuştuk. Dedik ki biz bunu yapacağız. Oturduk karar verdik. Nimet Bey sağ olsun o günlerde gerçekten beni çok destekledi bu konuda. Oldu. İlk restoranımızı açtık. İlk açtığımız restoranda 6 ay sonra 500 kişilik dükkan açtık. O kadar çok insanlar talep gördüler ki aklınız durur. Çünkü gerçekten farklı yapıyorduk. Kebapçılığa, restorançılığa bu şekilde geçmiş olduk. Sonra Steakhouse daha sonra geldi. Sonra ortakların hepsi tek tek ayrılara gittiler. Bugün 40 yıldır ortak olduğumuz, hatta ortak demeyeyim artık kardeş olduğumuz Nimet Yalçın, İsmet Yalçın, Cüneyt Hasan olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün eğer dünyada Turkish Steakhouse diye bir kavram var ise başlama noktasıyım. Onu sadece başlatmadım, Yürüttüm, götürdüm ve bunu yapabilecek insanlar yetiştirdim. Bugün dünyada Turkish Steakhouse diye, artık Turkish diye de bir şey yok. Türk Steakhouse diye bir kavram var ise, ki var tüm Orta Doğu'da, tüm Rusya'da, yavaş yavaş Avrupa'ya doğru gidiyoruz. Bunların hepsinin Allah yaratır ama yaratıcısı benim. Usta demek, yeryüzüne köklerini, gökyüzüne dallarını salan çınar demek. Benim dal yetiştirdiğim insanlar. Yani bugün dünyada tanıdığınız Nusretler, onlar, bunlar, şunlar. Bunların tüm 14 yıl, 15 yıl, 20 yıl yanımda çalışarak yetiştirdik bu çocukları biz. Bugüne kadar çalışıp mutlu oldum. Yüz üstünden yüz mutlu oldum. Tek adam Uğur, Nusret'in abisi. Abisi 22 yıl. Nusret 14 yıl. Diğer kardeşler 9 yıl sabırla benimle çalıştılar. Yani işin yapılabilmesi için, eğitilebilmesi için sokaktan gelen, bizim gibi sokaktan gelen çocukların birçok anlaşılmaları vardır. Onların hepsini yok edeceksiniz. Gerektiğinde dövdüm, gerektiğinde sövdüm, gerektiğinde buzdolabına kapadım. Kaçtılar getirdim. Anladığı dili konuştum. İnsanlara bunu ben böyle söylerken vay derler. Vay ya, vay. Bir eser yaratmak istiyorsanız aynı dili konuşacaksınız. Nasıl etin kralı, etin kraliçesi? Ne oluyor ya onun? Kral kim? Kral belli. Kraliçe de yok. Kirlilikten başka bir şey değil, başka bir izah edilmez ki. Yaptıkları şeyin yalan, palavra, balon, şovdan başka bir şey olmadığı belli ha. Şov derseniz kabul ederim. Ama iş değil. Ama şov mu? Şov. O da kötü şov. Kirli şov. Bu işi düşürüyor. Kalitesini düşürdü. Bütün bu kasaplıkla ilgili tüm şovların ilkiyim ben. Hepsinin ilkini ben yaptım. Sonra gördüler ve yaptılar. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki içinden çıkılmaz hale geldi. Peki, Nusret'in yaptıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence insanlar sevsin sevmesin, kabul etsin etmesin. Sonuç olarak baktığınızda başarılı. Çok abartılan. Ya yani çok başka bir şey, başka bir şey oldu. Ya yani bence bu kadar olmamalı. Yani daha değerli, toplu. Ama böyle besleniyor. Yani madem kabul görüyor diyor çocuk, ne yapsın? Madem ki bu kabul görüyor, yani yamuk ağzında cappuccino diyor. Cappuccino oluyor abi. Madem ki öyle, ama önce oraya gelmek lazım. Ondan sonra ne yaparsan mübahtır diye düşünüyor ve de kabul görüyor sanıyorum. Kasaplığın benden öncesi, benden sonrası var. Bir canlı size canını verecek. Canını verecek sizi mutlu etmek için.
Siz onu böyle patakete atacaksınız, kokutacaksınız, bozacaksınız, çöpe atacaksınız. Onu o saygıyla kesmeyeceksiniz, biçmeyeceksiniz, doğramayacaksınız, dinlendirmeyeceksiniz, ona göre pişirmeyeceksiniz. Yani, hayır abi, bu bir haksızlıktı. O canlıya hakaretti, o canlıya saygısızlıktı. Her şeyi geliştirdim ve değiştirdim. Doğru bilinen her şeyi değiştirdim çünkü hepsi yanlıştı. Kasap tezgahlarına giren tüm ilklerin hepsini gerçekleştirdim çok şükür. Tavuk, önce bütün tavuk girdi. Sonra onu parçaladım, parçalara böldüm. Yani kanat çöpe atılırken kanadı sosladım, en iyi ürün haline getirdim. Bir ciğeri koydum. Çünkü o zaman ciğercide, tavuk tavukçuda satılırdı. Köfte, Türkiye'de ilk köfteyi kasaba tezgaha koyanım. Köfteyi koydum, oluyor mu? Hayır, önce köfteleri yaptım. Cumartesi, pazar günleri mangalı dükkanın önüne koydum. Aileyle gelen çocuklar var ya, çocuklarıyla gelen ailelere. O köftelerden üçer, dörtler, beşer tane verdim, pişirdiler, yediler. Çocuklar bayıldılar. Ondan sonra annelerinin yaptığı köfteyi yememeye başladılar. Emin ol, inan, çok samimi söylüyorum. Hafta sonu, cumartesi 1,5 ton, pazar 1,5 ton sadece köfte satmaya başlamıştım. Ve böylece bütün kasaplar köfte koydular. Para yemek için değil, var olmak için değil. Kimlikli, kişilikli yaşayabilmekti. Saygı duyulan insanlar olarak yaşamaktı. En önemlisi, insan saygın değilse, değerli değilse hiçbir anlamınız ve değeriniz yok. İnsan yeryüzünün en değerli yaratığıdır. Hak ettiği değeri görmelidir. Bunun için de siz o değeri alacaksınız, hak edeceksiniz. Allah yaratıcıdır, vermez. Bu benim anlayışım. O yaratır. Neyi yaratır? Yoktan yaratır. Bizler yaratıcı oluruz. Neyi? Allah'ın verdiklerini geliştirerek, değiştirerek yaratıcı, yaratıcı, yaratıcı olacağız. İşte ben işimi öyle yaptım. Benim babam çok iyi bir adam, çok güzel bir adam, çok ahlaklı bir adam, çok kişilikli bir adam, çok karakterli bir adam idi. Bu kadar dürüst bir, düzgün bir adamın bizim şartlarımızdaki yaşayan insanların kabuğunu kırmasını, yırtması çok zordu. Ya, tabuları olan adamdı. Sürtüşmelerimiz bundan dolayıydı. Yoksa babamla her zaman gurur duydum. Bu annemle de, babamla da her zaman gurur duydum. Bugün baktığımda annem ve babamdan olan iki insanı bana göster derseniz gösteremem. Ya, diğer insanlara haksızlık etmek istemem ama gösteremeyeceğim kadar adamlar kutsal insandı adeta. Babam sadece ve sadece hayatımın bu kısmını, İkinci baharımı yani hayatımın kısmını sadece 5 yıl görebildi. Annem babam 6 ay arayla rahmetli oldular. Benim hayatımdaki en büyük üzüntülerimden biri buydu. Çünkü ben hep şunu planlıyordum. Annem ve babam muhteşem bir evde otursunlar. Kendim değil, önce onlar. Otursunlar. Hizmet eden değil, hizmet alan insanlar olsunlar. Bunu sadece 5 yıl yapabildim. İçimde kaldı. Doyamadım. Bir tek şey için pişmanım. Pişmanlık duyuyorum, hala duyuyorum, yabancı dil. Tüm gençlere, yabancı dilleri yok ise artık hem bir değil, iki, üç, dört, beş yabancı dilleri yok ise yoklar. Ben sadece bir tek bunun için pişmanım. Geriye baktığımda kendim için, kendimle onur, kendimle gurur duyuyorum. Çünkü ülkeme inanılmaz katkılar sağlamış, insan yetiştirmiş, bütün yeniliklere imza atmış, fark yaratmış, rol model olmuş. Ve tüm bugün Türkiye'de bu işi yapan herkesin neredeyse %80'ini yetiştirmiş bir usta olarak kendimle gurur duyuyorum. Bu iş için gönderildiğime inanıyorum. Görevimi yaptım. Çok özel değil yani. Yine yaparım, yine yapacağım, yine yapmaya da yapacağım. Hedefim dünyanın her yerinde olmak. Bu bayrağı dünyanın her yerine götüreceğim.